Arkadaşlar merhaba. Sıradaki örneğimizde gördüğünüz devredeki anahtar T eşittir 0 anında açılıyor. Yani T eşittir 0 anından önce yeterli bir süre anahtar kapalı. Devre kararlı duruma gelene kadar anahtar kapalı. T eşittir 0 anında anahtar açılıyor ve soru bizden anahtar açıldıktan sonra kondansatör uçlarındaki gerilimi ve anahtarın açıldığı anda kondansatörün depo ettiği enerji miktarını soruyor. Evet, burada öncelikle cevaplamamız gereken soru anahtar kapalı iken kondansatörün şarj olacağı gerilim değeri ne kadardır? Bu devreye baktığımızda arkadaşlar, şimdi anahtar uzun bir süre kapalıysa kondansatör artık açık devre olmuştur demektir. Peki kondansatör açık devre olsa idi, kondansatörün uçlarındaki gerilim, yani devremiz şu halde olsaydı, kondansatörün uçlarındaki bu VC gerilimi ne kadar olurdu? Önce bunu hesaplamamız gerekiyor. Bu gerilim 1 ohmluk dirençten herhangi bir akım geçmeyeceği için bu gerilim 9 ohmluk direncin uçlarındaki gerilime eşit olurdu. Yani devrede sadece şöyle bir akım dolaşırdı. Bunu da gerilim bölme kuralından şu noktadaki akım gerilim VC gerilimi olacaktır. Burası zaten 0 volt. Gerilim bölme kuralından şuraya hemen hatırlatalım. Burası 9 ohm imiş, burası 3 ohm imiş, burası 20 volt imiş. Yani bu devreyi bu hale getirebiliriz ve şuradaki gerilim VC gerilimi ne olacak arkadaşlar? 9 bölü 9 artı 3 12 çarpı 20. Buradan 15 volt olarak buluruz. Yani anahtar kapalı iken devre kararlı duruma geçtiğinde, yani kondansatörümüz şarj olduğunda kondansatörümüzün uçlarında 15 volt gerilim var. Bunu anlıyoruz. Bunu nerede kullanacağız? Kondansatörümüzün deşarj parametrelerini, deşarj denklemlerini yazarken kullanacağız. Deşarj süresince ise devremiz artık bu halde. Buradaki anahtar açıldı. 1 ohmluk ve 9 ohmluk dirençler devrede. Kondansatörümüzün başlangıç gerilimi V0 gerilimi 15 volt. Önce tau değerimizi bir hesaplayalım. Tau deşarj eşittir. Bu iki direnç olacağına göre 10 ohm çarpı 20 milifarad. 10 üzeri eksi 3. Buradan 200 çarpı 10 üzeri eksi 3, yani 0,2 saniye olacaktır tau değerimiz. Peki deşarj denklemimiz neydi? VC'nin T'ye göre denklemini yazacak olursak V0 çarpı E üzeri eksi T bölü tau idi. Tabi burada tau'muz TD, V0'ımız 15 çarpı E üzeri eksi T bölü 0,2, o da eşittir 15 çarpı E üzeri eksi 5 T olacaktır. 1 bölü 0,2 5 olduğu için volt. İşte kondansatörümüzün deşarj denklemi bu. Artık bize herhangi bir zaman anı verilirse, işte T eşittir 0,15. saniyedeki gerilimi nedir derse, buraya 0,15 koyarak bu gerilim değerini hesaplayabiliriz. Evet, soru 1'de bize kondansatörün başlangıçta depo ettiği enerjiyi soruyordu. Bu zamana kadar bahsetmemiştik, hem de ondan bahsedelim. Kondansatörün depo ettiği enerji arkadaşlar 1 bölü 2 C VC kare ifadesiyle bulunur. Başlangıçtakini sorduğuna göre VC'miz 15 volt olacak. C değerimiz zaten 20 milifarad. 1 bölü 2 20 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 15'in karesi. Buradan da 2,25 joule olarak T anahtarının açıldığı anda kondansatörün depo ettiği enerji miktarını kolaylıkla hesaplayabiliriz. Evet. Umarım anlaşılmıştır. Görüşmek üzere.